kontrole gitmelisiniz. Çocuk doğurmak istediğinizde tekrar kontrole gitmelisiniz. Doğru. Altını hep çiziyoruz. Ama hamilelik öncesi diş sağlığı, diş bakımının da kıymetini sayenizde konu yapıyoruz şu anda. Önemli bir bilgi çünkü. Evet, çok güzel bir bilgi. Estağfurullah. Şimdi gebelik öncesi aslında ağız ve diş sağlığı, genel sağlık aslında hepsine önem verilmeli. Fakat toplumumuzda ne yazık ki özellikle ağız ve diş sağlığı hep ihmal edilir. Evet. Ve son ana kadar, bir ağrı yaşayana kadar, bir problem yaşayana kadar ya da bir bölgeyi kullanmamaya başlayana kadar bir çözüm düşünmezler. Cümlesi bile var. Ne zaman dişçiye gitsek diş beni götürdüğü yere kadar, ondan sonra gidelim. Evet. Hep doğru, derler böyle. Öyle derler. Evet. Doğru. Aslında günümüzde diş hekimliği o kadar gelişti ki yani neredeyse sıfır ağrıyla müdahale edilebiliyor. Yine yani, de biz ağrı sıfır demeyelim de hani kansız ameliyat deyip böyle çıkarlar da tepki alırlar ya, ben o tepkiyi çok iyi bildiğim için bazı doktor arkadaşlarımı bile uyarırım. Şimdi olayda illaki bir korkacağı bir şey olsun ki korkmadığını anlasın. O zaman şöyle bence söyleyeyim, ağrı sıfır demek belki çok doğru değil. Sivrisinek. Ama dişleri olmayan bir sinek ısırığı kadar. o kadar güzel. Az. Evet. Peki hamilelere özellikle diş bakımı neden gerekli? Şimdi hamilelik bir vücutta yeni bir yapı, yeni bir hayat başlıyor. Bu nedenle onun öncesinde genel sağlığı ve ağız diş sağlığı iyi olmalı ki herhangi bir enfeksiyona karşı vücudu dirençli, vücudu sağlıklı olsun. Çünkü dünyaya getireceği bebeğe herhangi bir şekilde zarar vermek istemeyecektir. Bu açıdan çok önemli. Biz hastalarımıza eğer sürekli kontrolümüz altındaysa bunu sürekli işliyoruz. Ama gebelik başlayıp da bize gelen çok hasta var. Evet. Ve bu durumda neler yapılabilir? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ama ben bir ufak detay vermek istiyorum. Hep doğru bildiğimiz yanlış mıdır bilmiyorum ama hamilelikte çocuk annenin bütün kalsiyumunu aldığı için dişler çabuk çürür, çabuk dökülür falan gibi bir söylenti var. Doğru mudur? Yani bütün bir kalsiyum, bunun içinde değil mi? Tabii bütün kalsiyumunu tabii ki almaz. Yoksa aynı ayakta duramaz. Evet. Ama tabii ki kısmen oluyor, kalsiyum çözülmeleri olur. Tabii. Dişte saçta deformasyon evet, oluyor. Evet. Hormonal değişiklikler evet olur. O yüzden daha ekstra gelmesi lazım yani. Aynen, aynen. Yani bir de hamilelik süresince kolay kolay dişçi münasebetiniz de olamıyor gibi bir durumda var. O yüzden önden acaba, her şeyi halletmek lazım. Bir dakika lazım. Acaba? Yok. Yani hamilelik yok, döneminde de yanlış tedavi üretilebilir. Birazdan ondan bahsedeceğim. Hayır hayır, şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki her daim doktora gidilmeli, ucunda sağlık var, öyle bir şey demiyorum ama ilk 3 ay aşırı halsizlik ve mide bulantınız varsa mesela evet, dişçiye gitmek zulüm oluyor gerçekten. Son 3 ay zaten evden çıkasınız olmuyor. Evet. Hani gittiniz aradaki ikinci trimester dediğimiz tabii dönemde. Tabii siz bir anne olarak bunları yaşadığınız evet için çok rahat. Evet, o yüzden söylüyorum yani, yoksa evet, her dönem evet tabii ki gidilir. Şimdi şöyle, tabii ki hamileliğin getirdiği bazı şikayetler, yani hanımı hekime gitmeye ya da işte başka bir şekilde sosyal olaylardan uzaklaştırır. Evet. Ama diş ağrısı başladığında ya da bir dişinde bir abse oluştuğunda ona bir çözüm üretmek isteyecektir mutlaka. O can havliyle kliniğimize geliyor ve biz ilk muayeneyi yaptığımızda ilk sorumuz şu oluyor. Gebeliğin hangi evresindesiniz? Yani ilk 3 ay ve son 3 ayı biz kritik aylar olarak tabii değerlendiriyoruz. Tabii. Aradaki 3 ayda tedaviler üretilebilir. Aynen. Ama çok daha önemli bir konu daha var. Gebelik ilk gebelik mi? Bu sorulmalı. Gebeliğin seyri konusunda mutlaka hekimiyle, yani kadın doğum uzmanıyla konsültasyon gerekir. Eğer gebeliğin seyrinde bir düşük riski yoksa, genel sağlığı ve gebeliğin seyri gayet sağlıklı yürüyorsa, o zaman acil olmak kaydıyla tedaviler üretilebilir. Olabildiğince hastanın koltukta kısa süre kalacağı tedaviler üretilir ve olabildiğince az anesteziyle, olabildiğince az ilaçla. Evet, işte anestezi ve ilacın hamilelik sürecindeki etkisine. Ya bir de şey var, herkes kullanamaz hamilelikte diye bir şey yok. Her ilaç kullanılamaz diye bir şey yok. Yok tabii ki. Yani tabii siz de biliyorsunuz. Bir yani, yanlış kanıları bugün gideriyoruz aslında sayenizde. Evet, evet. Ne etkisi? Şimdi şöyle, bazı ilaçlar hani bebeğe geçer, bebeğin gelişimine olumsuz etki eder düşüncesi var. Yani anestezik maddelerin çok az kullanıldığı takdirde böyle bir sakıncası yok. Hmm.
bazı verilen ilaçların, ağrı kesicilerin ya da antibiyotiklerin, bunların da bebeğe çok gelişimine olumsuz bir etkisi yok. Tabii gönül ister ki hiç vermeyelim ama biz zorunlu hallerden bahsediyoruz. Tabii. Yani hastanın bir ızdırabı var ve belki de o stresle gebeliğin seyri değişecek. Ha, tabii. Biz bunu yok etmeye çalışıyoruz. Yani burada bir kar zarar hesabı yapıyoruz. Bu daha karlı. Hastaya müdahale etmek, onu rahatlatmak daha karlı. O yüzden bazı ilaçlar sınırlı olmak kaydıyla ve mutlaka tekrar altını çizmek istiyorum. Kadın doğumcu ile sürekli irtibatta. İrtibat halinde. Ben bir şey söyleyeceğim. Çok üzüldüm. Röntgen soru verecektim işte, aradan. Öyle yani, aslında örneği şöyle verecektim. Bir beyin cerrahına neden gitmiyorsun? Belin ağrıyıp duruyor dediğinde aman gidersen bana MR çektirecekler diyen bir hasta grubu var. Tabii ki yani benim sonuçta anamnez dediğimiz hikayeden sonra, muayeneden sonra en önemli bulguyu oradan alıyorum ama bir diş hekimine de git dediğinizde, ki ben hani gittiğimde bir panografik evet, bir röntgen çekiliyor. Ona göre bütün dişlerim ortada zaten, her şeyi anlaşılıyor. Hamilelerde çekilemez değil mi? Benim yani, değil mi? Evet. Evet. Hamilelerde çekilemez. Yalnız çok gerekirse eğer, tedavi için o anda teşhisi koyma amaçlı ya da tedavinin sağlıklı yürütülebilmesi için, örneğin ağrıyan bir dişle geldi, dişini çekmek istemiyoruz, kanal tedavisi yapacağız. Yani dişin sinirini alıp kanal dolgusunu yapıp hastayı rahatlatacağız. Şimdi bunu sağlıklı bir şekilde öğretebilmek için, dediğim gibi ilk 3 aylık periyotta değilse, ikinci 3 aylık periyottaysa ya da sonlara yakınsa, hamileliğin sonlarına yakınsa. Sonlarda da biraz erteleyi verirsin. Şimdi şöyle, orada ertelemeyi tercih ediyoruz. Tabii. Tedavinin acil bölümünü gideriyoruz. Tabii. İlk 3 ayda ve şeyde son 3 ayda. Evet. Ama aradaki dönemde gerekirse kanal tedavisini, dolgusunu, uzun süreç gerektiren tedavileri yapmıyoruz. Sadece acil olan kısmı giderip hastayı rahatlatıyoruz. Bu sırada panoramik çekilemez, evet. Ama hastanın boyundan itibaren bütün vücudunu kurşun önlüklerle kaplayarak, buna imkanlarımız var şu anda. Çok güzel. Periapikal dediğimiz radyografiler. Onların radyasyon oranı çok düşüktür ve yayılma göstermez. Yani doğrusal olarak sadece bir bölgeyi etkiler. Düşük dozda olduğu için. Sadece o anda teşhis amaçlı ya da tedavinin sağlıklı yürütülmesi amaçlı uygulanabilir. Bu diş eti kanamaları hamilelikte çoğalıyor. Evet, hormonal durum değiştiği için. Aynen, hormonal durumlar sebebiyle. Orada nasıl tavsiyeleriniz oluyor? Şu anda anne olmayı bekleyen hamile seyircilerimiz olabilir. Evet, şimdi öncelikle... Dipnot geçebilir miyim? Tabii. Çok kanımı arttı diye dişini fırçalamaktan vazgeçen kadınlar olduğunu biliyorum, evet, mesela. Evet, bunları oraya hep duyuyoruz. Bir değinelim mi? Ben fırçaladıkça kanıyor, o yüzden evet, fırçalamayı bıraktım. Evet. Tabii problem büyüyor. Aynen. Şimdi biz tabii öncelikle... planlı gebelik öneriyoruz çevremizdeki tüm ileride anne adayı olacak olan hastalarımıza, genç hastalarımıza, yeni evlilere. Ama şimdi planın dışında da tabii gebelikler oluyor. Ortaya tabii da sorunlar çıkıyor. Aynen. Biz bu sorunları tabii çözmekle yükümlüyüz elimizden geldiğince. Şimdi hastaların az önce belirttiğiniz gibi diş eti kanamaları şikayetleri çok oluyor ve bunlarla ilgili az önce yine söylediğiniz gibi ben dişlerimi fırçalayamıyorum çünkü fırçaladıkça kanamam çok artıyor. Aslında bu bir kısır döngüdür. Tabii. Yani aslında fırçalaması, hatta çok ürün içermeyen, yani bir bebeğe zarar verecek ürün içermeyen tuzlu su mesela. Tabii. Gargaralarla ya da florlu gargaralarla gargara yapması gerekir. Bunları düzenli yaptığı takdirde yavaş yavaş göreceli olarak kanamanın azaldığını zaten izleyecek. Hamilelikte en iyisi bence tuzlu su gargarası dediğiniz gibi ve günde 3 defa fırçalamaya devam etmek o zaman, aynen, değil mi? Aynen. Evet. Evet, bir de kontrollere gelmesi. Evet. Peki yani tamam, çocuk sağ salim doğdu ama annenin diş ağrısı devam ediyor. Hamilelik bittiği andan sonra yapılabilir mi? Emzirme döneminde de. Şimdi emzirme döneminde genelde annelerin ek besine geçtiği dönemi tercih ediyoruz. Hmm. Çünkü bebek 6 ay olduktan sonra. Evet. Şimdi hamilelik döneminde nasıl ki bazı yasaklar geçerliyse, emzirme döneminde de geçerli. Çünkü halen bebekle bir ilişki var. Evet. Yani burada süte geçmesi, tabii süte geçmesi olayı. Evet. Ya da mesela öyle stokta sütü varsa böyle bir uygulamadan sonra sütünü, evet, sağıp atması gerekiyor bir, evet, süre. Evet. Onu da ne kadar bir süre? Şimdi eğer hastaya biz bir tedavi uygularsak, anestezi uygulanırsa,
ortalama 3-4 saat evet. sonraki birikimi, o süt birikimini sağıp atması evet. lazım. Benim sonraki öyle, birikimi verebilir. Benim öyle bir sürecim olmuştu. Anestezi almam gerekti. Anesteziye girmeden 2 dakika önce sağmıştım. Evet. Sonra anesteziden sonra sağdığım sütü hani... Attın. Evet. Evet. Yani anestezi öncesi, tedavi öncesi hastaya zaten bunu öneriyoruz. Sütünüzü evet. sağın. Evet. İlk öğün olarak onu verin. Evet. Daha sonra 3-4 saat sonra biriken sütü sağıp döküyorsunuz. Sonraki sütü verebilirsiniz. Sizin ek gıdaya, bebek ek gıdaya geçtikten sonra bu müdahaleyi yapıyorum demenizin sebebi de bebek aç kalmasın diye aslında. Evet. Ama bu dönemde, zorunlu dönemde bu yöntemi aynen, uyguluyoruz. Aynen ama sonuçta hani ilk 6 ay şükür sütü iyi gelen bir annenin mutlaka stoğu olur. Evet. Hani bir tane stoğunu da bu süreçte bir tanesini kullanıp o an sağdığı sütü dökmesinde de acı çekmektense evet. sakınca evet. yok diyorsun. Peki o dönem sonrası yani yine ek gıdaya geçti emzirme döneminde antibiyotik kullandığında sütte az geçen çok geçen diye yine ayırt etmemiz gerekiyor tabii, değil mi? Tabii. Şimdi bu dönemlerde kullanabileceğimiz bazı antibiyotikler var. Onları tercih ediyoruz. Peki son halloldu her şey güzel. Bundan sonraki tavsiyeleriniz yine... Önce kontrol sonra evet, hamilelik mi evet, evet. Öncelikle, her zaman kontrol. Evet, öncelikle kontrol. Gebeliğin rahat, sağlıklı geçmesi ve aileye gelecek olan bireyin sağlıklı bir şekilde o aileye kavuşması bu yapılacak kontrollerle mümkün. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tekrar bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Devam edelim o evet, halde. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Evet efendim. Yüz germe ameliyatıyla gençleşmek mümkün mü? Yüz germe ameliyatlarıyla genellikle sizi biz 8-10 yıl gerisine götürüyoruz. Azospermi nasıl tedavi edilir? Tedavi başladığınızda hastada sperm çıkmaya başlıyor yaklaşık 6. aydan itibaren. Yüzümüzdeki siyah noktalardan kurtulmak mümkün mü? Hastalığın